Neticede bu bir cerrahi girişimdir. Bunun kendince belli riskleri vardır. Elbette ehil ellerle bu risklerin hepsi kontrol altındadır. Tabii ki. Gerek ameliyat sırasındaki riskler, gerekse ameliyat sonrası riskler, sizin gibi ehil ellerde bunlar kontrol altındadır. Ama neticede bir risk vardır. Bu bir tabii ki, tabii ki. Ameliyat oluyorsunuz, anestezi alıyorsunuz ve bir batın cerrahisinde. Kesinlikle. Ama şişmanlığın da riskleri var. Tabii. Ha, işte onu söyleyeceğim. Aynen. Elbette ben çok mutluyum. Şimdi bana soruyor, tavsiye eder misin? Ben ne diyeyim insanlara, risklerini ben başkalarının sırtıma mı alacağım? Kendi ülkemde sorumluydum, aldım sırtıma. Bir daha ben aynı durumda olsaydım, şimdiki deneyimlerimle bir saniye düşünmeden yeniden ameliyat oldum. Madde bir bu. Madde iki, demiş sizin söylediğiniz. O insanlara da şunu söylüyorum. Diyor işte böyle riskli falan diyorlar bu ameliyat için. Lütfen diyorum şu anda senin misal adam diyelim 140 kilo, 150 kilo. Evet. İşte 40 vücut kitle indeksi var, 50 vücut kitle indeksi var vesaire. Tansiyon var. Tansiyon var, diyabeti var. İşte diyorum şu anda senin taşıdığın yaşamsal risklerden daha mı fazla acaba bu ameliyatın riski? Değil işte onun için. İşte kesinlikle hekiminle onu bir konuş. Aynen. Ondan sonra kararını ona göre ver. Diyorum. Yani aşağı şöyle bir benzetme yapayım. Yürüyüş yaparken bu ameliyat olduktan sonra, bu vücut indeksine indikten sonra 49 yaşındayım. Artık yollar ayağımın altında akarak gidiyor. Ne güzel. Evden de buraya yürüyerek yaptım sabah. İyi, harika, harika. Bir iş daha bütün önümüzdeki süreçte hep birlikte olacağız. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.